Krizin Mimarları Yaklaşık 10 gün önce bazı Arap ülkelerinin Katar'a başlattığı kapsamlı kuşatma, Orta Doğu coğrafyasındaki manzarayı biraz daha net görmemizi sağlıyor. Özellikle Mısır'la Birleşik Arap Emirliklerinin oluşturduğu, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in de sonradan bunlara eklemlendiği bir cephe. Bölgeyi kendi öncelikleri doğrultusunda yeniden şekillendirme telaşında. Katar'a yönelik düşmanlık da zaten bu planlara gösterdiği direniş yüzünden. Körfez'de ve coğrafyanın diğer kısımlarında durmaksızın mekik dokuyan ABD ve İsrail'i de denkleme dahil ederek cepheyi genişleten bazı isimler sürecin de perde arkasındaki mimarları konumunda. Bunların en önemlerine şimdi biraz daha yakından bakalım. 4 Haziran pazar günü yani Katar'a toplu ambargonun başlatılmasından sadece bir gün önce elektronik postaları ortalığa saçılan Baye Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe, cephenin Amerika ayağını oluşturuyor. Özellikle Müslüman kardeşler, İhvan, Hamas ve Katar yönetimi aleyhine lobicilik faaliyetleri yapan ve İsrail'le oldukça yakın ilişkiler geliştiren Uteybe, aynı zamanda sıkı bir Türkiye karşıtı. Ülkesinin, ve bu arada Mısır'la Suudi Arabistan'ın menfaatlerini koruma adına Amerikalı muhataplarına oldukça bonkör davranan Uteybe bunun için milyonlarca dolar harcıyor. Uteybe, pahalı hediyeleri, ultra rüks partileri ve yemekleriyle ABD'de epey meşhur. Aracılık ettiği yüksek rakamlı anlaşmalar ve projelerde cabası. Kral Selman'dan sonra Suudi Arabistan tahtına Muhammed bin Naif yerine Muhammed bin Selman'ın geçmesi için ABD'de kulis yapan da Yusuf Uteybe'den başkası değil. Katar'a başlatılan ambargonun Uteybe'nin kritik içerikli özel yazışmalarının konuşulmasını önlemek için öne çekildiği bugün yaygın bir kanaat. Birleşik Arap Emirlikleri kabinesinde dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan Enver Muhammed Gargaş, Özellikle İhvan ve Hamas'a karşı düşmanlığın teorisyeni. Körfez'de İhvan avı yapan istihbarat birimlerini de kontrol eden Gargaş, İsrail ile Baye arasında diplomatik münasebetleri geliştirmesiyle biliniyor. Gargaş, Katar krizinde de sosyal medya üzerinden Doha'yı açıkça tehdit eden sözleri ve Türkiye aleyhtarı açıklamalarıyla öne çıkıyor. Resmi sıfatı sadece, emekli general olarak geçen Enver Aşki, Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki yakınlaşmanın mimarı. İsrail basınına verdiği dostluk içerikli demeçlerle Arap kamuoyunda sık sık tartışmalara yol açan Aşki, Büyük Kürdistan'ı destekliyoruz açıklamasıyla da gözleri üzerine çevirmişti. Aşki, İran karşıtlığı ortak paydasında İsrail'le ittifak kurmak ve yan yana yaşamak gerektiğini ısrarla yineliyor. Suudi kimliği Tüm bu beyanlarını daha da ilginç kılıyor. Ve Muhammed Dahlan. Daha önce bu keşede Dahlan iki ayrı yazıya konu edilmişti. Dikkatli okurlar hatırlayacaktır. İsrail'in Mahmut Abbas'tan sonraki Filistin devlet başkanı adayı olan Dahlan, Mısır Baya İttifakının kilit ismi. Körfez'den Tunusa çok sayıda ülkedeki sürpriz gelişmelerde Dahlan'ın parmak izini görmek mümkün. Medya gücüne de sahip olan Dahlan'ın lakabı. Karanlıklar Prensi. Bu listeye bölge ülkelerinin istihbarat başkanlarını, çok sayıda iş adamını, gazeteciyi, akademisyeni ve sosyal medya trolünü de ekleyebilirsiniz. 15 Temmuz darbe girişimine de açık şekilde destek veren ve Türkiye'nin uçuruma yuvarlanmasını dört gözle bekleyen bu koalisyon, sırf Türkiye'ye zarar verebilmek için şu anda FETÖ mensuplarına kucak açıyor. Özellikle Mısır ve BAE FETÖ'nün sığınağı konumunda bugün. Eline silah almayan hareketler ve isimler terörist ilan edilirken üstelik. Amaçlarını kendileri de gizlemiyor. Terör ve aşırılık sıfatını yakıştırdıkları akımları karşı savaşta kabaca siyasal İslam olarak tabir edilen dünya görüşüyle mücadele ediyorlar. İhvanı, Hamas'ı, AK Parti'yi ve Katar'ı Hatta Tunus'taki nahta hareketini kasten El-Kaide ve Daesh'te yan yana zikretmelerinin ve hepsini birden terör parantezine almalarının sebebi bu. ABD ve Batı ile sıkı fıkı, seküler yönelimli dünya pazarlarına sınırsızca açık, yabancı müdahalelerine ses etmeyen, hak ve hürriyetlerin olabildiğince kısıtlandığı, İslami alternatiflerin boğulduğu Arap Baharı öncesindeki Orta Doğu düzeninin peşindeler. Arap Baharı ile beraber doğan boşluğu ve karmaşayı coğrafyayı yeniden bu istikamete kanalize ederek doldurabileceklerini hesaplıyorlar. Arap cephesinde tüm bunlar olurken Suriye ve Irak'ta İran'ın ilerleyişi sürüyor. Arapların Körfez'de Katar'ın ümüğünü sıkmakla uğraştıkları sırada İranlı General Kasım Süleymani Daeş'ten boşalan cephelere Şii milisleri yerleştirmekle meşgul. Araplar arasındaki kavga biraz daha devam ederse İran Akdeniz'e kadar uzun ve geniş bir koridoru açmayı başarmış olacak. Bu da bölgede daha geniş çaplı çatışma ve savaşların başlayacağının, devam edenlerin de şiddetleneceğinin işareti. Katar krizi bu bağlamda aslında bir kilit taşı. Bu taş düşerse, Körfez'deki mevcut kırılgan düzenin hızla dağılması ve bölgenin topyekün bir savaşlar silsilesine savrulması tehlikesi söz konusu. Mısır, Baye, Suudi Arabistan koalisyonu bu anlamda tarihi bir sorumlulukla da karşı karşıya. Katar'ı ve onun temsil ettiği çizgiyi boğma uğruna coğrafyayı ateşe atmayı göze alacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz.